Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizin ile çok bir farklı konumda video çekmeyi düşündüm. Bugünkü konumlarımız hiçbir YouTube'larda karşılaşmadığım konum aslında satrançta piyon yapılar ile ilgili. 3 tane piyon yapı konumlar olacak. Onların birincisi piyonlarımızın yardım ile rakibin taşlarının veya piyon yapısının oynamasını engellemek. İkinci, piyon yapılarımız ile rakibin piyon yapısını tıkanık bir duruma getirmek. Piyon tıkanıklığı diyebiliriz. Üçüncü de biz piyonlarımız ile rakibin piyon yapısını bölmek. Yani bozmalı rakibin piyon yapısını. Bu üç konum ile ilgili bir sizin için klasiklerin, eskilerin maçlarından olan birkaç tane soru hazırladım. İlk konu piyonlar yardım ile rakibin piyon taş yapısını oynamasını engellemek. İlk soruda mesela file7 alıyoruz. File7 tabii ki çok iyi hamle. Şahsını da bir kötü konuma getiriyoruz. Rok yapısını bozuyoruz daha doğrusu. Sonra D6. Şah F8. Şimdi bu gördüğümüz konumdan sonra rakibin komple taşları oynamasını engelledik. D7 piyonla hiçbir zaman oynama imkanı yok. Onların yani bu taşların hepsini oynamasına da engel oluyor. Sadece D6 piyon. Şimdi burada amaç ne? Rakip ne yapmak istiyor? Rakip fil c5 ile bir d6'yı almak istiyor. Ben diyorum her zaman rakip son hamle yaptı mı ilk soru vermeli şeyimiz rakip bu hamleyi neden yaptı bir de sıra rakipte olsa ne oynardı? O zaman tabii ki cevap basit çıkıyor. Şimdi fil c5'i engellemek için tabii ki vezir b4 f6. F6'nın amacı atı çıkarıp d6'lara biraz baskı yapmayı düşünüyor. Fil B3. Fil B3'ün amacı ileride bizde bu filin yardım ile batarya matlarını yapmak için planlıyoruz. At F7. At H4. At H4. Gördüğümüz konumda beyazda taşlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Onlardan da iki atımız yani kapalı oyun olduğu için bunların etkili oynaması lazım. At H4. Tabii ki G6 F5'e gelmesini engelliyor. Şah H1. Şah H1'in amacı F4 sürdüğümüzde açmazdaydı. O nedenle F4 süremiyorduk. Şah H1'in amacı şimdi F4'ü planlıyoruz. Aslında ha, bu maçı kimin söylediğini söylememişim. Bu maçı dünyanın ilkinci resmi şampiyonu Wilhelm Steinitz oynuyor. Siyah da Chigorin. Chigorin de çok bir ünlü belli oyuncu. Bu ikisinin maçında karşılaşan bir oyun bu. Fil D8 ve F4 planımız geçti. Tabii ki almasa da kendimiz alırız. E çarpı F4. Fil F7. Şah F7'ye E5. Şimdi bu taş yapısı oynamadığı için şahını korumak için yeterli taşları olmadı. O nedenle biz de rahat her türlü saldırılara hazır durumda olduğu için saldırıyoruz. E çarpı F4 alsa oyunda şah G7 kaçmış. Vezir F4. Şah G7. Kale F1. Vezir E7 girmek için. Kale E8, vezir F7, şah H6'ya da vezir E8 var. Yani bundan sonrası çok bir basit kazanç. A3'ü de alamıyor. At F5'ten şah sonra vezir F6'dan şah alsa. Yok kaçsa da direkt vezir H4'ten şah çekip mat yapıyoruz. O nedenle kaleni almaktan vazgeçiyor. Şah G7, at F5. G çarpı F5, kale F5. Şimdi vezir G4'ten şah çekip sonra da kale H5'ten
Koridor matını yapmak istiyoruz. Kale G8'e. Kale DF1. Zaten D6 piyonumuzu B4 koruduğu için iki kaleni daha da etkili bir şekilde oyuna getirdik. Bundan sonrası da tabii ki basit. H6'ya gelse kale H5 var. H8'e gelse de kale F8 var. Şimdi anlatmak istediğim şu. Tek D6 piyon maç kazandı. D6 piyonunuz olmasaydı böyle bir oyun elde etmek imkansız. İkinci soru. Piyon tıkanıklık. Bunu da Sergey ile Golubov oynuyor. Beyaz da E4, at C6. At C6 son zamanlarda Lichess'te de Bullet veya Ultra Bullet Blitz'de baya fazla karşılaşıyor. At C6 hamleleri de D4, D5. Aslında tabii ki at C6 bir fazla tercih edilen varyant açılış değil. At C3, at F6, E5. Birkaç gün önce benimle de karşılaşmıştı. At E4 oynadılar. At CE2 oynadım. E6'sına at F3, at G5'ine de H4'ten sonra atı düşmüştü. Onu bir göstereyim size. At E4, at CE2, E6, F3, at G5'e de H4. Atı ne yazık ki merkezde olsa da kaybetmek sonucu kaybıyla bitti. At D7 çekmiş o nedenle. Şimdi piyon tıkanıklık. Tabii ki bu karakan savunmasında da var. E6 oynayıp piyon fedalı oynuyoruz. Ama F8 filin, C8 filin oynamasına E6 piyonun çok kötü bir etkisi var. O nedenle biz piyon gidiyor diye böyle bir fedalardan geçmememiz lazım. Tabii ki taşların oynamasına engel alıyorsa, hızlı taş gelişimize faydası olacaksa piyonu düşünmeden feda yapabiliriz. E5, at D5, E çarpı D4, fil C4. Şimdi konum olarak baktığımızda tabii ki siyah piyon önde. Ama D4 piyonu neredeyse istediğimiz zaman alabiliriz. Taş gelişimine baktığımızda da çok hızlı önde geliyoruz. E6, fil G5. 4 taşımızın 2 at 2 fil 4'üsü de oyununa. At F6, vezir E2. E çarpı D5 alamaz, açmaz. At ile alamaz, vezir gidiyor. Vezir ile alamaz, fil koruyor. O nedenle D5 atı hiçbir türlü dokunamaz. Şah F7. Şimdi ver atı diyor. Tabii ki atı kaçıyoruz ve baskı yapıp kaçıyoruz. Yani satrançta bu da çok önemli şey. Ne zaman rakip taşlarımıza baskı yapsa oldukça saldırarak kaçmak. Vezir D6, kısa rok. Rokumuz bitti. Taşlarımız hepsi gelişmiş durumda. Sadece kalelerimiz açık dikeye getirdikten sonra sonrası her türlü taktikler geçebilir. H6, at D5 alsa da ED5'ine direkt vezir E8 de var. O nedenle H çarpı E5 alıyor. At G5, şah G8, G3. Tabii ki böyle bir mat tehditlerini unutmamalı. Rakibin ne yapmak istediğini mutlaka önce öğrendikten sonra ona karşı plan hazırlamamız gerekiyor. G3 isteğini engelledik. B5 sürse. ED5 alamazdı. Neden? Vezir F3'ten sonra D5'e baskı, F7'den de mat istek geliyor. Sonrası çok basit. Zaten B5'ine de vezir F3, kale H6 geliyor. Yani şah çektiğinde şahını H8'e kaçmak için F8'i de alamıyoruz. Vezir var. O nedenle direkt at F7 oynayıp maçı bitiriyoruz. Ver H6'yı, ver veziri. Bu maçta da Golubov basit kazanmış ama çok bir öğretici konum. Şimdi geldik piyonlarımız ile rakibin piyon yapısını bölmek. Buna atılım da diyebiliriz. Öne gidiyoruz ama rakibin piyon yapısını bozuyoruz. Çok kuvvetli bir hamle E5. İstek belli. E çarpı D6.
Şimdi D çarpı E5 alsa, oyunda F çarpı E5 almış. Kale D8. Amacımız belli. Vezir çıkmak istiyoruz. At E7. Vezir G7'den şah. Şah E6 tek hamle. Ve at E7'den sonra artık ver kaleni F5'ten mat. Zaten at da öndeyiz. Vezir E7 alsa da F5'ten mat geliyor. O nedenle E5 hamlemize mecbur F çarpı E5 almak zorunda. At D6. Şimdi piyon yapısını bozduğumuz için kalelerimiz çok kuvvetli oynamaya başladı. At D6. Tabii ki bu konumlarda da taktik hamleler geçebilir. Kale D6, F çarpı E5. Açarak şah çekiyoruz ve aynı anda kaleni istiyoruz. Kale F6 önünde kapatıyor. E8 vezir. Şah E8'e vezir D7. Şah F8'e E çarpı F6. Yani artık bundan sonra F çarpı G6 istek. Alsa kale F6, şah G8'e vezir F7, şah H8'e kale D8. Bir de kalitede öndeyiz. Bu yeterli bizim için kazanç. Bu göstermek istediğim piyon yapıları ile ilgili, piyon hareketleri ile ilgili 3 tane konumum bunlardan ibaret. Umarım oldukça bir ufak faydası olsa da her videomuzdan bir şey öğrensiniz. Bizim için de çok bir emeğimizin yerine düşmesi olacak. Bu arada bize destek olmak isteseniz kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sonraki açılış, oyun ortası, oyun sonu ile ilgili konumlarımızda, videolarımızda görüşmek dileğiyle bu videomun da sonuna geliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıklı günlerde görüşelim.